Merhabalar, hepinize merhaba. Bugün size basit gibi görünen ama ince ayrıntıları olan önemli bir konudan bahsedeceğim. Büyük harflerin yazımı. Şimdi hepimiz cümlelerin baş harfi büyük harfle başlar ve özel isimler büyük harfle yazılır. Büyük harfle başlar diye temel bilgiye sahibiz. Ancak iş bununla bitmiyor. Çok ince noktalar var. Hadi birlikte inceleyelim ve öğrenelim. Her şeyden önce tümceler yani cümleler büyük harfle başlar demiştik. Örneğin dilimizi doğru kullanalım cümlesinde D harfi büyük harfle başlıyor. Evet, devam ediyorum. Şimdi cümle dediğimiz şey, metinde cümle neyse şiirde de dize o. Dolayısıyla şiirlerdeki dizeler de tıpkı metinlerdeki cümleler gibi büyük harfle başlıyor. Burada da iki dizelik bir şiir var. İkisi de büyük harfle başlıyor, görüyorsunuz. Evet, özel adlar büyük harfle başlıyor. Özel adlar neler? Bunları zaten biliyoruz ama şöyle bir örnek üzerinde göz atalım. Kuzenim Aylin, insan isimleri bakın. Bugün Çin'den Ankara'ya geliyor. Yer adları, Çin ülke adı, Ankara şehir adı fark etmiyor. Bütün yer adları büyük harfle yazılır. Çünkü onlar özeldir. Kedisi Minnoş'u da getiriyormuş. Buradaki minnoş eğer bir varlığa ad olarak kullanılıyorsa büyük yazılıyor. Mesela burada kediye bir isim olarak verilmiş. Dolayısıyla büyük. Ama ay ne minnoş şeysin sen diye bir cümle kurduysak eğer buradaki minnoş bir varlığın adı olmadığı için büyük olmaz tabii ki. Buna da dikkat edelim. Evet, daha önceden yine bildiğimiz temel bilgilerden bir tanesi. Cümlelerin sonunda soru işareti, ünlem ve nokta olur. Bunlar cümlelerin sonunda olduğu için bu noktalamalardan sonra başlayan cümlelerde büyük harfle başlar. Ama gelin biz buna artık biz büyüdük yeni iki noktalama işareti ekleyelim. Üç nokta ve iki nokta. Şimdi ikisinde de örnekler vereceğim. Önce üç noktanın örneğini verelim. Ne söyleyebilirim ki? Bakın üç noktayı ayrıca noktalama ile ilgili videolarda bulabilirsiniz ama ne söyleyebilirim ki nokta nokta nokta. Bu bir cümledir ve cümlenin geri kalanı okuyucuya ya da dinleyiciye bırakılmıştır. Yani siz kafanızda, hayalinizde bunu nasıl anlıyorsanız öyle sürdürün cümlenin devamını. Ya da yazar ya da bu cümleyi kuran kişi, konuşmacı der ki söyleyecek bir şey bulamıyorum, artık anlatamıyorum, sözcükler yeterli olmuyor anlamında yine bir anlam katmak için kullanır. Şimdi bu cümlenin sonundaki üç nokta da bize artık cümle bitti, bir sonraki cümle büyük harfle başlayabilir bilgisi veriyor. Bu yüzden burada da yine ne yapıyoruz? Her zaman ile başlayan cümlede her büyük harfle yazılıyor. Şimdi devam edelim. Tabii ki altında da nokta ve ünlemle ilgili var bakın. Of büyükle başlıyor çünkü noktadan sonra. Sıkıldım da büyük harfle başlıyor ünlemden sonra olduğu için. Evet, iki noktanın örneğini vereceğim size. Ayşe, bakın Ayşe iki nokta üst üste. Bugün ne yapıyorsun diye sordu. Burada bugün ne yapıyorsun dediğimiz şey bizim görüyorsunuz siz de bir açıklamamız. Yani birisini ne yapmış burada cümlesini almış kullanmış ve cümlenin tamamını kullandığı için de bakın ne yapmış biliyor musunuz? Burada cümlenin noktalama işaretiyle birlikte tamamını almış ve baş harfi büyük, sonunda da işareti var. Biz demiştik ya bir cümleden sonra yani şu işaretlerden sonra büyük harfle başlıyoruz diye. Burada yalnız daha cümle bitmedi. Yani bu alıntı sevgili çocuklar. Alıntı bir cümle iki nokta üst üsteden sonra alıntı bir cümle varsa bu cümle olduğu için büyük harfle başlar. Çünkü biz iki nokta üst üstenin devamında
Küçük harfle başlanan durumlar da anlatacağız birazdan. Bu özel durumu da hepinizin bilmesini istiyorum ki hata yapmayalım hiçbir zaman. Devam ediyorum şimdi. Örneğimizi göreceğiz zaten. Bakın şöyle yapalım. İki noktadan sonra örnekler sıralanıyor ve arasına da virgüller konuyorsa o zaman başkasından alıntı bir cümle değildir. Bu yüzden de zaten başladığımız cümlenin devamıdır. İşte bu sebeple çocuklar biz büyük harfle başlamadığımız durumlarda olduğunu söyledik. Ve şimdi bu örneği de bu açıdan bakarak inceleyelim. Şimdi diyor ki sınıfın hali şöyleydi. Bakın cümlem buradan başlıyor ama bitmiyor bakın. Devam ediyor. Neden devam ediyor biliyor musunuz? Çünkü burada iki nokta üst üsteden sonra bir açıklama var ve açıklama da bir sıralama şeklinde. Şimdi bir cümle sınıfın hali şöyleydi diye başlayıp orada bitmez çocuklar. Çünkü sınıfın halinin nasıl olduğunu bize artık açıklamak zorundasınız. Biz bir açıklama bekliyoruz. Çünkü iki nokta üst üste açıklama yapmak demektir. İşte açıklama geliyor. Şöyleymiş. Kırık iki sıra, yerde sandalyeler, boşaltılmış dolaplar ve daha fazlası. İşte burada bu sıralama, örneklemeler sebebiyle küçük harfle başlıyoruz. Çünkü burada özel olmasını gerektiren, büyük başlamasını gerektiren hiçbir durum yok. Ama tabii ki sıralamaları, sıraladığımız şeyler kırık iki sıra, yerde sandalyeler değil de insan isimleri olsaydı, ülkeler olsaydı, zaten büyük yazılması gereken şeyler olsaydı tabii ki büyük yazılacaktı. O hiç tartışılmaz bir konu zaten. Evet, şimdi temizliğimizi yapalım ve bir sonraki konu. Hitap sözleri. Hitap sözleri, çocuklar hitap etmek bir gruba, bir topluluğa ya da bir kişiye seslenmek anlamına geliyor. O kişiye hitaben konuşmak anlamına geliyor. Evet, sevgili kuzenim. Burada sevgilinin büyük yazılmasını hepimiz anlıyoruz. Ama kuzen neden büyük diye düşünebilirsiniz. Çünkü dünyada kuzen bir tane değil biliyorsunuz. Çok sayıda var ve özel değil. Ama hitap sözcüğü ise sevgili kuzenim, sevgili babacığım, sevgili günlük, saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, sayın müdürüm, aklınıza ne geliyorsa. Normalde özel olmayan şeyler hitap sözlerinde hitap sözcüğü olduğu için büyük harfle yazılırlar. Evet, devam ediyorum. Kurum, kuruluş, gazete, kitap, bayram, gezegen, yer adlarının hepsi büyük harfle yazılıyor. Bu örneği size özellikle koydum çocuklar. Şimdi burada öğretmen yanlış yapmış da diyebilirsiniz. Şimdi Türk Dil Kurumu, tamam bunu biliyoruz zaten. Bakın bir kurum ve T, D, K tabii ki özel. Şeker Bayramı, burada söyledik bakın bayram adı, öbürde kurum kuruluş demiştik. Şekerin Ş'si, bayramın B'si. Kurban Bayramı'nda yine kurbanın K'si, bayramın B'si. Yine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda V dışındaki bütün harfler. Bütün sözcüklerin ilk harfleri. Ama burada bir özel durum var bakın. Gazete adları büyük olur demiştik, evet. Ama burada tam resmiyi anladık da gazete niye büyük? Çocuklar, bu eğer siz bir diyelim ki Dünya Gazetesi, atıyorum isim uyduruyorum şu anda. Dünya Gazetesi, işte Kitap Gazetesi gibi bir gazete adı olsaydı adları büyük olacaktı ama yanındaki gazetenin G'si küçük olacaktı. Burada neden büyük? Çünkü çocuklar, resmi gazete bir kalıp. Zaten gazetenin adı resmi gazete. Tamam mı? Eğer bir yerde resmi gazete görürseniz lütfen gazete küçük yazılmış demeyin. Bu A gazetesi, B gazetesi olsaydı evet ama resmi gazete kalıp yani artık. Onu bir bütün olarak kabul etmemiz gerekiyor. O öyle. Evet. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk. Sadece Türk değil sevgili çocuklar. Bütün ırklar, bütün millet adları hepsi büyük oluyor. Evet. Özgürlük Bulvarı. Şimdi bunu da, bu örnek de çok özel bir örnek. Şimdi mahalleyi, caddeyi, sokağı zaten anladık, biliyoruz, büyük yazıyoruz ama
bulvar, meydan, alan, bunlar da isimleriyle bahsediliyorsa eğer, o zaman mesela Taksim Meydanı gibi ya da Özgürlük Bulvarı gibi buradaki ifadelerde yine adıyla birlikte anıldığında büyük oluyor. Göl özel değil, dağ özel değil ama İznik Gölü dediğimizde artık gölde özel yazılıyor. Ağrı Dağı dediğimizde, adından bahsettiğimizde o da dağda artık büyük yazılıyor. Özel günler, bayramlar büyük yazılır demiştik. Öğretmenler günü büyük. Dünya tiyatrolar günü baş harfler büyük. Şimdi burada özel bir durum var. Şimdi buraya geldik. Burası gerçekten önemli çocuklar. Onu da söyleyeyim. Dünya güneşin etrafında, ay da dünyanın etrafında döner. Buradaki dünya, güneş ve ay. Bakın terim konusunu işlemiştik. Onun gibi düşünün. Yani burada gezegen anlamında, değil mi? Gezegen anlamında kullanılıyor. Bu yüzden büyük ama her zaman büyük mü? Her zaman büyük değil çocuklar. Hadi gelin onlara da bakalım nerelerde büyük değilmiş. Dünya, ay, güneş terim anlamında kullanılıyorsa büyük, bunun dışında kullanılıyorsa küçük. Hem dünya, hem ay, hem güneş için harika örnekler var burada. Hadi beraber bakalım. Dünya burada bakın nasıl kullanılmış. Haberi duyunca dünya başıma yıkıldı ya da dünyalar benim oldu. Burada terim anlamında kullanılmıyor. Günlük yaşamdaki anlamıyla kullanıldığı için burada küçük olacak. Çocuklar sakın bunu görüp de ay yanlış dünya büyük olacak demeyin. Terim anlamındaysa büyük ama öbür türlü küçük olacak. Evet, buradaki ay yine terim anlamında değil, ay yüzlü. Bir benzetme yapmış, sıfat olarak kullanmış. Dedem yaşlı ama ay yüzlü biridir derken ay burada tabii ki günlük yaşamda kullanılmış, terim anlamında değil, bu yüzden küçük olacak. Yine aynı şekilde sabahları güneş ışınları odama giriyor dediğimizde güneş burada gezegen terim anlamında değil, güneş ışınları günlük yaşantımızdaki anlamında olduğu için yine küçük olması gerekiyor. Evet, devam ediyorum. Kişi adlarından önce de olsa sonra da olsa saygı sözleri, meslek, rütbe yani ünvan sözleri büyük harfle başlar. Mesela Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. İsmet İnönü büyük, tamam, bunu zaten biliyoruz ama başındaki sıfat, Cumhurbaşkanı sıfatı da yine büyük harfle başlıyor. Profesör Doktor Bartu Artun. Bunu kısaltmalarda da yine aynı şekilde gördük sevgili çocuklar. Bununla ilgili de ayrı bir video var zaten. Profesör Doktor derken profesörün P'si, doktorun D'si kısaltma da olsa, olmasa da bunlar meslek ünvan adlarıdır. O yüzden baş harfler büyük olacak. Ahmet Bey, Ayşe Hanım. Dünyada bir tane bey yok, bir tane hanım da yok. Özel değil ama başında isim varsa Ahmet Bey, Ayşe Hanım diyoruz. Bunun bir özel durumu var. Gelin ona beraber bakalım çocuklar. Gerçekten özel bir durum. Eğer teyze, amca, dayı gibi ifadeler bizim akrabalık ilişkilerimizin olduğu gerçek teyzemiz, gerçek amcamız, gerçek halamız, gerçek dayımız değilse büyük yazılıyor. Eğer akrabalık ilişkimiz varsa küçük yazılıyor. Yani şöyle söyleyelim. Ayşe teyzem, Ayşe teyzenizse sizin gerçekten, ki benim hakikaten Ayşe teyzem var bu arada. Ayşe teyzenin, Ayşe teyzem ifadesindeki teyze, Ayşe sizin teyzenizse bakın küçük yazılıyor. Ama mahallemizin terzisi Ayşe teyzeyi herkes tanır cümlesindeki Ayşe teyze sizin gerçek teyzeniz değil. Orada Ayşe teyze bir lakaba dönüşmüş. Artık bir ünvana dönüşmüş. Teyzeniz değil ama herkes ona teyze diyor. O yüzden ünvanlar nasıl büyük yazılıyorsa, lakaplar nasıl büyük yazılıyorsa burada da Ayşe teyze büyük yazılıyor. Mesela işte Osman amcam bize gelecek dediğimiz zaman burada sizin amcanız olduğu için küçük ama Osman amcayı bizim mahallede herkes sever derken buradaki Osman amcadaki A büyük olacak, sanıyorum anlaşılmıştır. Evet, bir tarih belirtirken gün, ay adları her zaman büyük harfle başlıyor. Bu da yine önemli.
Ama bunun da özel durumları var. Eğer başında tarih varsa o zaman büyük yazılıyor. Ama gün sadece gün olarak bahsedilmişse, ay sadece ay olarak bahsedilmişse o zaman büyük yazılmıyor. Örneğimize bakalım, daha iyi anlayacaksınız. Burada tarihi verildiği için bakın, 5 Mayıs 1957 dendiği için zaten bakın tarihlerde biliyorsunuz büyük yazılıyor. Buradaki salı da büyük. Çünkü artık belli bir tarihten bahsediyoruz. 5 Mayıs 1957'den bahsediyoruz. Bu yüzden büyük. Ama tatile Mayıs ayında, bakın hangi Mayıs olduğunu bilmiyoruz. Herhangi bir ifade başında yok. Bir cuma akşamı, hangi cuma olduğunu da bilmiyoruz. Bu arada ikinci cuması, üçüncü cuması ifadesi de bilinen bir ifade olmaz. Orada da küçük olur. Yani tarih belirtecek. Sayı göreceğiz. Evet, bir cuma akşamı çıkmayı planlıyoruz de ki cuma da yine küçük olacak. Mayıs'ta küçük olacak. Buradaki ifadeler bizim için güzel birer örnek oluyor. Devam edelim. Başlıklar da yine büyük harfle kullanılır. Ancak çocuklar, burada iki özel durum var. Biri ana başlık, biri yan başlık. Ana başlık dediğimiz şey şu. Bütün harflerin büyük yazılması. Bütün harfler büyük yazıldığında zaten bakın büyük harfi kullanıyoruz. Ancak eğer yan başlık yapıyorsak o zaman sadece baş harfler büyük oluyor. Burada da bir özel durumdan söz edeceğiz. İle, ve gibi bağlaçlar büyük harfle hiçbir şekilde yazılmıyor. Diğerlerinde baş harfler büyük olduğu halde burada küçük yazılıyor. Bunun bir başka örneğini nerede görüyoruz? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı derken buradaki V de küçük. Ya da bir hikaye olsun, adı Ali ile Ayşe olsun, oradaki ile yine küçük olur. Ama tamamını büyük yazıyorsak, yani bütün harfleri büyük yazıyorsak tabii ki onu da ayırmıyoruz. Onları da büyük yazıyoruz. Evet sevgili çocuklar. Şimdi size konu olarak, bilgi olarak vereceklerim bunlar. Bu ne demek? Artık soru çözme zamanı, etkinlik yapma zamanı demek. Şimdi buradaki yazım yanlışlarını renkli kalemle düzeltelim diyor. Şimdi çocuklar, ben size bir ipucu vereyim mi? Bir adreste bütün ifadeler büyük harfle başlar. Neden? Burada ad var, büyük olmak zorunda. Soyad var, büyük olmak zorunda. Mahalle adları, mahallenin kendisi de. Cadde adları, caddenin C'si de. Sokak adları, sokağın S'si de. Ve apartman adları. Yine ilçe, il, ülke, köy. Hepsi semt adları. Bunların hepsi zaten büyük yazılıyor. Buna no da dahil. Evet, bu da güzel bir ipucu oldu sizin için. Yani bir adres bilgilerinde hepsi büyük harfle başlıyor diyebiliriz. Bu bir örnekti. Şimdi sorularımıza geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Öyle güzel bir tuzak var ki burada bakın. Tuzağımız şu. Bunu da söylemiş olalım, hadi gelin. Şimdi burada tamam, Kızılay özel kurum adı ya da bir yer adı olarak kullanılabilir. Her ikisinde de büyük. Ve sonuna gelenek ayrı. Bu tamam, bunda bir sıkıntı yok. Cumhuriyet Bayramı özel, hatta sonuna gelen ek de ayrı. Bunda da sıkıntı yok. Resmi gazete ne demiştim size? Tuzak olarak hep çıkar demiştim. Gazetenin G'sini küçük zannetmeyin sakın. Hatta şimdi düzelteyim de yanlış anlaşılmasın. Bu resmi gazetenin kendi adı bu. Onun için büyük. Bu da doğru. Hemen görüp de aa yanlışmış demiyoruz. Burada yanlış yazılan kedim Pakize dediği için Pakize kedinin adıdır ve bir hayvana, bir varlığa verdiğimiz bir ad olduğu için özeldir, büyük yazılmalıdır. Onun için yazım yanlışı C seçeneğindedir sevgili çocuklar. Diyorum ve son iki soruma geçiyorum. Bunu biraz küçülteceğim. Güzel bir soru bu arada. Bakın bir gazete var. Üzerinde de bir başlık var. Diyor ki gazetedeki haberde bir yazım hatası yapılmış. Aynı hata. Yani benzer bir yanlışlık hangisinde yapılmış? Benzer yanlışlığı arıyoruz çocuklar. Şimdi yanlışı bulalım gazetedeki. Hacettepe Üniversitesi'nde bir kere kurum adları büyük.
üniversitenin üyesinin büyük olması gerekiyor. Demek ki buna benzer bir yanlışlık yapılmış. Hemen bakalım. Normalde üniversite özel değil. Yani üniversitenin üyesi küçük yazılır ama başında isim varsa büyük. İşte biz buradan yola çıkacağız. Şimdi alttan başlamak istiyorum. Ayş, bakın üniversite burada küçük. Evet, doğru. Küçük gerçekten. Çünkü üniversitenin adından bahsetmemiş. Ayşe Özel, doğru. Burada bir sıkıntı yok. Atatürk İlkokulu'nda bunu da bilerek veriyorlar çocuklar. Şimdi bu tür kurumların sonuna gelen ekler ayrılmıyor çocuklar. Özel, baş harfi büyük ama sonuna gelen ek ayrılmıyor. Ben bu yanlışları bazen görüyorum, etrafta üzülüyorum. Mesela okulunuzdan mı bahsedeceksiniz? Benim okulum Akgül Ulusoy İlkokulu. Akgül Ulusoy İlkokulu'nda dediğim zaman sonuna gelen eki ayırmıyorum. Ama baş harflerini tabii ki büyük yapıyorum. Çünkü kurumların sonuna gelen ekler ayrılmaz. Bunu unutmayın. Evet, yani bu da doğru. Hemen görüp aa ayırmamış yanlış demeyin sakın. Kızılay yoksulların yanındadır. Kızılay zaten büyük yazılmış kurum adı. Ama burada tamam ağrı büyük, sonunda gelen daha büyük. Her şey yolunda. Ama Doğu Anadolu bölgesi derken buradaki B'nin de yine aynı sebepten dolayı büyük olması gerekiyordu. Bu yüzden bu yanlış yazılmış diyoruz. Cevabımız A olacak sevgili çocuklar. Ve son sorum. Güzel bir soru. Çok ben beğendim bu soruyu. Hadi gelin beraber bu soruya bakalım. Şimdi sizin için buradan güzel bir renk seçeyim. Önce ben buradaki bütün özel isimleri bulmak istiyorum ve yazmak istiyorum. Sorumuza da bir yandan bakalım. Ne diyor? Bu sözcüklerden kaç tanesi her zaman diyor, bakın daha önemli bir şey olamaz. Her zaman büyük. Önce gelin çizmeye devam edeyim. Burada da ne var? Afrika var. Var mı gözümden kaçan çocuklar? Minnoş'u gördük, yazdık. Evet, Türk'ü gördük. Başka yok. Evet, şimdi çocuklar, hadi gelin bunlara bakalım. Rengimi değiştiriyorum. Şimdi siyah alacağım elime ve her zaman büyük olmayanları iptal edeceğim. Çocuklar, size örnek göstermiştim. Dünya her zaman büyük yazılmıyordu, hatırladınız mı? Dünyalar benim oldu demiştik cümlenin içinde. O zaman büyük değildi. Günlük yaşamda kullanınca büyük olmuyor demiştik. Minnoş, yine aynı şekilde bakın. Ne demiştim ben? Ay sen ne minnoş şeysin öyle? Dediğimiz zaman minnoş bir sevimlilik ifadesi. Bunun için büyük önemli değil, özel yazılmıyor. Ama bir hayvan adı olduğu zaman özel, büyük yazılıyor. Demek ki her zaman özel yazılmıyor. Ama yer adları, bakın. Yine rengimi değiştireceğim sizin için. Çok iyi anlamanızı istiyorum. Bakın, Türk. Yer adı Niğde. Yine bir yer adı Afrika. İşte bunlar her zaman büyük yazılır. Onun için ne diyeceğiz çocuklar? Cevabımız tabii ki 3 olacak. Ve burada videomuz bitecek. Evet sevgili çocuklar, size anlatmak istediğim her şeyi anlattım. Çok güzel bir konu bu. Çok ince ayrıntılar var. Kimse bilmiyor. Ben size bunları anlattım. Siz de artık bunları günlük yaşantınızda doğru bir şekilde kullanın lütfen. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgili çocuklar, hoşça kalın.